billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîne alel khayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedin muttasilen nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kal. İzebterallâhul abdel muslim bi belâin fî cesedih. Kâlallâhu azze ve cel, üktüb lehu salâhe amelih. Ellezî kâne ya'melu. فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmaînin bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat rahmetullahi aleyhim ecmaînin hasreten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin, hazırun dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzebterallahu el abdel muslim. Müslüman bir kulu Allah Zülcel Hazretleri hasta ederse, maddi beden hastalığı veya manevi hastalıklarla müptela ederse, yani normal yaşantısını bu gelen arıza sebebiyle sürdüremeyecek duruma düşürürse, bi belâin fî cesedi, cesedindeki bir arıza sebebiyle, burada anlaşılan hadis-i şerifteki bedenindeki maddi hastalıklar, ama mecazen diğer kemale engel olan, en güzele engel olan, güzelin kemalin yolunu kesen manevi arızalar da buraya dahildir. Mesela cehalet böyledir. Cahil adam nereye gideceğini bilmez, yolu bilmez, hedefe ulaşamaz. Onun için cehalet bir manevi iptiladır, arızadır. Hastalık gibi insanı hedefinden alıkoyan bir yanlış, kötü şeydir. Ve akide, mesela yanlış akide, sapık akideler. Bizler Türkler 926'da Müslüman olduğumuz zaman Türklerin önderleri, büyükleri o zaman İslam aleminde çeşitli itikat, inanç mezhepleri var. Pratikte, amelde, tatbikatta mezhepler var. Bunları incelemişler, ehli sünnet ve cemaat demişler ve Hanefi mezhebini seçmişler. Şimdi bu ehli sünnet ve cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini, ki o da Kur'an demektir. Kur'an'ı, sünneti, onun yetiştirdiği sahabi kiramın gidişatını esas alan bir aşırılıklardan uzak bir inanç tarzıdır. İnanç tarzıdır. İslam aleminde
çeşitli fikir cereyanları vardır. Başka tesirlerle, başka inançta olan insanların İslam'la müşerref olmaları, Müslüman olmaları sebebiyle birçok kimseler evvelce alışa geldikleri inançları, uygulamaları da İslam'a beraber getirmişlerdir. Yani birdenbire bir insanı 180 derece bir yerden bir noktaya getiremiyorsunuz. Evet, inansa bile eski örflerinden, inançlarından kalıntılar da beraber geliyor. Onun için İslam aleminde böyle çeşitli inanç cereyanları var. Kaderiye, Cebriye, Mürciye, Mutezile gibi. Bizler Ehl-i Sünnet vel Cemaat, yani aşırılıklardan uzak bir inanç yolunu tutmuşuz. Ehl-i Sünnet vel Cemaat inancına ters olanlar yanlış yollardır. Bize göre yanlış yollardır. İşte böyle yanlış yollara sapmış, şu veya bu tesir altında kalmış. Tabii işin doğrusunu bilmeyen adam boşuna gayret eder, koşturur. Hedefi tutturan yolu bilemediği için hedefine ulaşamaz. Bizim inancımıza göre Allah'ın rızası müminin en büyük hedefidir. Allah'ın rızasına ulaştıran en güzel yol da Ehl-i Sünnet ve Cemaat yoludur. Ehl-i Sünnet inancına göre böyledir. İşte bunun dışında yanlış görüşlere sahip olan olabilir. Bunlar insanı gideceği yoldan alıkoyarlar. Doğru yolu, dost doğru yolu bilmeyen adam yanlış yollarda dolaşırken zaman kaybeder. Bu da bir arızadır. İnsanı yolundan alıkoyan hastalık gibi. Her gün beş vaktini kılan adam, orucun tutan adam hastalık sebebiyle orucun tutamıyor, kalıyor, yolundan kalıyor gibi. Bu manevi, bu da bunun içine dahil olabilir. Olabilir. Haset manevi bir hastalıktır, yanlıştır. Allah Celle Celaluhu'nun takdirine razı olmamaktır işin aslında. Aslı böyle, böyledir. Hem Allah'a inandım deyip hem de bir başkasına Allah'ın verdiği makam, mansıp, nimet gibi güzellikleri çekemeyip bacağını çelmeye çalışmak, bu düşüncelere kapılmak, haset, başkasını çekememek Allah'a giden yolda yanlış şeylerdir ve engellerdir. Engellerdir, arızadır, manevi bir hastalıktır. Kin, hakeza öyledir. Başkasına kin beslemek manevi bir hastalıktır. Allah'a giden yolda insanı yolundan alıkoyan şeylerdir. Riya böyledir. Allah için namaz kılınır, hayır yapılır. Allah için ibadet yapılır. Bu işin esasıdır. Allah böyle emrediyor. Ama bunu bırakıp da beni başkası görsün, duysun diye güzel işler, hayırlar yaparsa bir insan, bu riya olur, gösteriş için yapılmış olur. Bunun gibi insanı fazilet yolunda alıkoyan, hedefine ulaştırır giderken tökezleten manevi yanlışlıklar da buraya dahildir. Böyle olursa, evet, ama hadis-i şerifte direkt olarak hastalık, nezle olmuşsun, ateşler içinde yanıyorsun veya başka hastalıklar, beden arızaları kastediliyor. Evet, böyle olduğu zaman tabii mümin Allah'ın günde beş vakit emrini, farzını, mesela namazı kılacak. Beş vakit. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var ve de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı beş vakit Mescid-i Nebevi'de namaz kılmış, kıldırmış. Arkasından sahabiler radıyallahu anhüm beş vakit namazı kılmışlar, kıldırmışlar. Arkasından işte gelen devirlerde de bütün Müslümanlar dünyanın her tarafında beş vakit namaz kılıyor. Mecburi, Müslümanın mecburi hizmeti bu. İşte yılda Ramazan'da oruç tutuyoruz. Mecburi hizmet bunlar. Allah'a karşı hizmetimiz, Allah görev vermiş, görevimiz. Evet, malımızın zengin olursa 1/40 her sene fakirlere zekat olarak vermek. Mecburi hizmet. İmkanımız varsa, gidebiliyorsak ömürde bir defa hacca gitmek. Bunlar
mecburi şeyler ve müminler bunu aksatmamalıdır, aksatamazlar. Aksatırlarsa karşılığı kanunu çiğneyen, ihlal eden nasıl hesap veriyorsa Kur'an-ı Kerim'e göre hesap verilecek. Bizim inancımız öyle. Ahirette hesap verilecek. Onun için müminler bunları aksatmazlar. Ama hasta olunca orucu tutamaz. Efendim mesela 5 vakit namazını kılmak zorunda. Hastalıyken işte oturarak kıl. Oturamıyorsan yatarak kıl. Başınla ima ile kıl. Böyle. Başı da kıpırdamıyor adamın. Felç olmuş. Ama adam 5 vakit namazını kılan bir insan. Bu 5 vakit namazdan sonra gece namazı kılıyor, kuşluk namazı kılıyor, akşam namazından sonra evabin namazı kılıyor. Böyle mecburi olmadığı halde Peygamberimizin tavsiyesine uyarak çok sevap kazanmak için fazladan ibadetler yapıyor. Çok kazanmak için. Normalde böyle bir sistemi var bir müminin. Programı, günlük programı böyle. Ama hasta olunca bunlardan kalıyor. Kaldığı zaman diyor, işte yapıyor adam. Yapacak ama içi yanıyor ama yapamıyor. Gücü yok, kalkamıyor. İse böyle müptela kılarsa, قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Aziz ve celil olan Allahu Teala, melaike-i kirama her insanda Kur'an-ı Kerim'e göre yaptığı amelleri yazan kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Evet, yaptıklarımızı bilen, yazan katip melekler var. Zabıt tutuluyor. Saniyesi saniyesine ne yaparsak hayır ve şer. Hayır ve şer. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre gene tekasür suretinde her nimetten sorumluyuz. Zilzal suresinde de zerre kadar hayır işlesek karşılığını göreceğiz, kaybolmaz. Ama kötülük yaparsak da kayıtlara geçmiş, zabıtlar tutulmuş, onun da hesabını vereceğiz. Onun da hesabını vereceğiz. İşte bunları yazan, tespit eden müvekkel melekler var. Bunlara görevden kalıyor. İşte her gün gece namazını kalkıyor ki 2 rekatı dünya ve dünyadakilerden hayırlıdır buyuruyor Peygamberimiz. Mecbur değil ama böyle bir büyük kazancı var. Uykunu, tatlı uykunu bozuyorsun, Allah için kalkıyorsun. Şakır şakır bir abdest alıyorsun, Allah'ın divanına duruyorsun, huzur içinde bir herkes uyurken namaz kılıyorsun. Çok güzel bir namaz. Resul-i Ekrem Efendimiz'e farzmış, bize değil. Ama 2 rekatı dünyadakilerden daha kıymetlidir diyor. Kuşluk namazı öyle, evabin namazı bütün peygamberlerin kıldığı namaz, mecburi değil ama müsait durumu. Ben kılacağım. Kılıyor adam. Böyle prensibinde var. Günlük şeyinde alışmış. Hasta olunca bunları yapamıyor. Yapamayınca içi yanıyor. Meleklere Allah Zülcelal Hazretleri meleklere buyurur ki üktüp lehu bu müekkel meleklere, görevli meleklere emreder ki üktüp lehu salaha amelihi ellezî kâne ya'malu hasta olmadan evvel muntazaman kendine virt edinmiş yaptığı bu güzel ibadetlerin, zikirlerin. Mesela adam her gün 100 defa estağfurullah diyor. Peygamberimiz tavsiye ediyor. Ben de diyor en az 70 defa istiğfar ederim diyor. Siz de istiğfar edin. Efendim işte 100 defa la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen şuna kavuşur. 100 salavat getiren şuna kavuşur gibi tavsiyelerine uyuyor adam. Mecburi değil. Çok kazanmak için alışmış. Kendini programlamış, hasta olunca, yapamayınca evvelce yaptığı güzel ameller, zikirler. Biz sadece ibadetten söz ettik. Başkasının hayrına koşmuş fiilen. Yardım ediyor, bedenen yardım ediyor adam. Hasta olunca gidemiyor tabii. Mesela askerlik güzel bir hizmet. Zirvesi İslam'ın cihat. Hasta gidemiyor adam. Ciğeri yanıyor. Bu güzelliklerden kalıyor. Allah Zülcelal Hazretleri buyurur ki evvelce yaptığı güzel amellerin en mükemmel şekilde yaptığı gibi defterine yazmaya devam edin. Ama her zaman alışmış yapıyor. Hastalıktan dolayı yapamadığı için ciğeri yanıyor. Bu adama, bu mümine, meleklere buyurur ki Allah
bu kulumun güzel amellerini sağlığında yaptığı, muntazaman yapmakta olduğu güzel işlerinin sevabını aynen yapıyormuş gibi eksiksiz yazın defterine, yazın defterine buyurur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü evet, anlamı hastalık. Ben onu hastalıkla bağladım, tuttum, yatağına çaktım. Ben çaktım. Evet, onun için onun yapamadığı amelleri, sevabını gene yazmaya devam edin. Veya mesela her gün virt edindiği güzel işlerin sevabını takdiren amel defterine yazın. Mahşerde kendisi ondan yararlansın gibi böyle emir verir. Böyle emir verir. Fein şefahu. Evet. Hastalıktan sonra iyileştiyse o mümin kul, Allah onu iyileştirdiyse, evet, Allah onu iyileştirdi dedik. Evet. Allah her şeyi bir sebebe bağlamış. Kural, Allah'ın sünnetullah denir buna. Allah'ın kanunları denir. Yukarıdan taşı düşersen, 5. kattan boşluğa bırakırsan düşersin. Allah'ın kanunu var böyle. Sünnetullah denir buna. Efendim, çıplak soğuğa çıkarsan, giyinmezsen hastalırsın. Allah'ın kanunu bu. Bu böyle. Sen bu kanunu vermezsen her şey bir sebebe bağlı. Hastalırsın, inlersin, görevinden kalırsın. Evet, kendi kusuru olmakla beraber bu müminlere Allah'ın merhametinden dolayı böyle hastalandıkları zaman yine amellerini yazar, evvelce yaptıklarını böyle günahlarını siler, affına sebep olur bu sıkıntıları. Çünkü Allah Erhamur Rahim'indir. Ayağına diken bassa buyuruyor Peygamberimiz, müminin lehine, hasenat defterine yazılır ondan çektiği acı, diken batması bile. Mümine çok merhamet ediyor. Böyle sıkıntılarını onun sevaphanesine yazıyor. Şifa verdi mi ki şafi Allah'tır. Ama hastalıktan kurtulma da sebeplere bağlıdır. O da Allah'ın kanunudur. İlaç kullanacaksın. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Allah dert indirdi mi, devasını da indirmiştir. O devayı bulun, tedavi olun diyor. Bu Peygamberimizin emri bu. Evet. Likulli da'in deva. Her derdin bir devası vardır. Mutlaka devasını bulun, tedavi olun. Kanunu bu. Evet, sen koşturacaksın, ilacını bulacaksın, şifa arayacaksın. Bu görevin. Ama şifa veren Allah'tır. Aynı ilacı sen kullanırsın, ayağa kalkarsın. Aynı ilacı başkası kullanır, ölür. Onun kadarı öyledir. Biz onu bilmiyoruz. Kaderimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Görevimiz devasını aramak, koşturmak. Ama şifayı verecek olan Allah. Doktor vesiledir. Görevi güzel bir görevdir. Bir mümini, bir insanın acısını dindirmek güzel bir görevdir. Ondan dolayı icir alacak o. İnsana hizmet büyük bir hizmettir. Çünkü insanlar İslam'ın inancına göre Allah'ın halifesidir. Değerli varlıklardır. Esas itibariyle böyledir. Allah Allah kendi arasında yanlış işlerinden dolayı hesap verecek. Ama aslı böyledir. İnni ca'ilun fil ardı halife. Allah'ın halifesi. Her insan öyle yaratılmış aslında. Böyle üstün bir şerefe, izzete sahip olan, yaratık olan insana hizmet büyük sevaptır. Büyük sevaptır. Doktor vesiledir. Ama şifa veren Allah'tır. Allah ona şifa verirse veselahu. Hastalıktan dolayı, sıkıntılarına uğradığından dolayı, onu üzdüğünden dolayı, canı yandığından dolayı, inlettiğinden dolayı onun günahlarını yıkar. Günahların kirlerini yıkar. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. Veselahu, yıkar diyor. Günah. Şimdi bizim inancımıza göre insan doğduğu zaman tertemiz doğar. Pırıl pırıl kalpli, temiz bir insan olarak doğar. Sonra yükümlü duruma geldiği zaman, ergin yaşa geldiği zaman yanlışlıklar yaparsa o temiz kalbe bir günah işledi mi, yanlış iş yaptı mı, bir siyah leke konar kalbine, bu bembeyaz kalbine. Eğer arkasında estağfurullah, tövbe ya Rabbi diye pişmanlık duyup da tövbe istiğfar etmezse ikinci bir günah işlediğim o nokta orada yerleşir.
İkinci bir günah işledi mi bir nokta daha, bir nokta daha tevbe etmiyorsa, istiğfar etmiyorsa, siyah noktalar çoğalırsa kalp kararır. Kalpte hakikati kabul edecek beyazlık, ışık penceresi kalmayınca hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarim gışave. Yani hakim gidiyor, tespit davası açıyor taraflardan birisi. Burada şu var, burada şu var, şu ve şu var. Mühür, kapıya da bir şey, mühür koyuyor. Onu mühürledikten sonra bağlıyor. Kimse giremez benim izim olmadan. Hak hukuk ayıracağım. Eğer bu mühürü bozarsanız hakimin izni olmadan suçtur. Evet, şimdi tespit. Odada şu var, evde şu var, dükkanda şu var. Günümüzde böyle şeyler olduğu gibi kalp kararmış. Her taraf simsiyah. O zaman ya Rabbi bunun kalbinde ışık penceresi kalmadı. Mühür vurulur. İşte bu. Adam işlemiş işlemiş, tövbe yok, istiğfar yok. Kapkara. Ne desen duymaz artık ondan sonra. Işık pencereleri kapanmış çünkü. Evet, böyle kirlenmiş ama sonra pişman olmuş. İçi yanıyor. Gözlerden yaşlı akıyor. Ben ettim, sen etme ya Rabbi diyor. Tevbe edebiliyor. Bu tevbe kapısı kıyamete kadar açık. Bir de işte böyle hasta oluyor. Canı yanıyor, inliyor böyle. Çok canı sıkılıyor, üzülüyor, acı çekiyor. Allah müminlere çok merhametli olduğu için bu hastalığını, acılarını, sıkıntılarını gaselehu, o siyahlıkları, kirlilikleri, günahın kirlerini yıkar, yıkar. Namaz da böyledir. Evin önünden akan berrak sulu bir nehir. Günde 5 defa ev sahibi girip yıkansa diyor Peygamberimiz. Kir kalır mı adamda? Kalmaz. Hastalık da böyle itiraz etmemiş. Koşturmuş, ilacını, devasını aramış. Doktor doktor koşturmuş. Kendi düşüne yapmış. Neden başkasını bulamadın diye, beni mi buldun diye Allah'a serzenişte bulunmuyor. İtiraz etmiyor. Ne yapalım? Şükür, buna da şükür diyor. Haline razı. Böyle hastayın bu hastalık sıkıntıları, kirlerini, günah kirlerini yıkar Allah bu sıkıntılar sebebiyle. Vatahharahu, isyan kirlerinden onu tertemiz yapar. Tertemiz yapar. Evet, vel gazuratil beşeriyye, insanlık gereği biz yanlış işler yapıyoruz. İnsan beşer durmaz şaşar. Eyler hata üçer beşer. Böyle söylemiş şair. Doğru söylüyor. Hepimizin bir insan olduğumuz için yanlış şeyler yapma taraflarımız var. Hastalandığı zaman işte bu yanlışlığın karşılığında bundan yazıyor hemen. Onları sildirir, temizler. Defteri pırıl pırıl olur. Buyuruyor Efendimiz, Allah böyle yapar buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve in kabadahu. Şimdi hastalandı, acı çekti, itiraz etmedi, Rabbinden gelene şükretti, koşturdu, aradı çaresini, çare olmadı, doktorlar çare bulamadı. Eh ne yapalım, itiraz yok Allah'a, neden beni hastettin demiyor, eh ne yapalım, Allah'ın şeysi buymuş. Ha böyle rıza halinde ölürse adam, hastalıktan sonra sıkıntılar çekmiş. Ve in kabadahu gafara lehu ve rahimehu. Ruhunu kabzederse adam bu hastalık sonunda, evet, onun günahlarını affeder, ona rahmetiyle muamele eder.